Bir dakika. Bir şeyi çok merak ediyorum. Açık açık. Birbirinden parça yürüten oldu mu esinlenip? Çünkü bak şöyle bir şey yok, var. Yok olmadı. Olmaz. Bizim olmadı, aramızda öyle olmadı. Bir şey yok abi. Olmaz. Ama görmüyorsun bir tane olmadı. Olsa da birbirimize söyleriz. Yani, sensin bırak evet. Bunu bir bırak. Var bir şey yani. Abi çünkü şarkılara bakıyoruz. Bak Allah'ını seversen. Nikah masası nikah memuru. Gelin olmuş gidiyorsun gelin etmişler. Okul yolunda okul yılları liselim. Resmini öptüm de yaptım. Resmini yaktım resmine yaktım. Resmini ateşe attım. Bir gelin gidiyor telli duvaklı. Abi. Nereden buldun bunları be? Ya bir dönem baksana gidiyorsun. Demek gidiyorsun. Ama hadi bu... git. Resmini öptüm yaptım ateşe attım. Yani bir ya, ne var bu? Ya söz yazarları besteciler benim yaşadıklarımı yaşadılar. Evet. Yahut da benim yaşadıklarım tuttu diye onu... esinlenip yazdılar diye düşünüyorum. Allah'ım. Yorumcuyuz burada. Bir gelin gidiyor. Yani biz burada yorumcuyuz ama. Hedef göster. Yok, Ümit abi hedef göster. Besteci ve söz yazarlarından evet, bahsediyor. Tabii. Ümit abi. Anladım. Sizden değil. Bak konu havada kalırsa ekran başına izleyen bir sürü müzisyen kendi üzerine alınacak. Yok. Kim olduğunu söyler. Söz yazarları dedim. Net. Kim olduğunu almak istiyoruz. Zapata tampa. Bir şey tutunca tabii ki onun tutmuş şeyini yapmak insanlara bir güç verir. Başka bir versiyonu yapmak. Ya. Bu kadar naif anlatılır bence yani. Tutan bir şeyi tekrar tutar mı abi? Demek ki bizim yaptığımız da güzelmiş ki tutmuş. Bu kadar. O kadar. Canım tabii biz... Benim bahsettiğim cansız bir şey. Nikah masası. O memurdan bahsetti. Ümit abi, Ümit abinin şarkısının adı nikah masası. Takım et. Arif abinin şarkının adı nikah memuru. gerçekten de biz de yapacaktık bir parça. Fakat nikahla ilgili bir şey bulamadığımız için nikah sandalyesi diye bir bir nikah kıydık. Hafta içinde Büşra ve ben evlenmeye karar verdik. Fakat bu mutluluğumuzu da kendi söyledikleri şarkılarla bu gölgelediler. Üç üstadımız gölgeledi. Hep beraber izleyelim. Buyurun. Alkışla kız. Biraz daha alkışla. Evleniyorum ben. Herkes ister beni alır. Alkışla. Ya Beyaz hadi neyse senelerin sapı. Ama gelini anlayamadım. O da galiba aynı kafadan. Bulmuşlar birbirlerini. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bana sorarsan ben gelinle damadı birbirine hiç yakıştıramadım. Ben sadece damadı yakıştıramadım. O değil de beyler, bu niye nikah yaptı sadece ya? Düğün yapmadı, parayı mı kıyamadı, ne yaptı ya? Biliyorum lan. Vallahi bu kıza balayı da yapmaz, sana söyleyeyim. Direkt Kumburgaz'a götürür. Yalnız biraz ayıp olmadı mı abi? Biz oradan duyuyoruz. İki saattir biz çekiştiriyorsunuz burada. Ayıp mı yani? Söyleyeceğin laf bu mu? Ama sen daha bitti. Neyi güzel. Ya Beyaz, nereden itibaren duydunuz siz bizi? Ya nereden itibaren var mısın? Kumburgaz'dan bahsediyordunuz. Yok ben para harcamıyormuşum, düğün yapmamışım falan filan. Oho, daha ortası o ya. Biz sizin birbirinize çift olarak yakışmadığınızı çok konuştuk. Nasıl o? Ya zaten elektriğiniz yok birbirinize. Bir dakika ben aşkım Beyoğuz. Ben sana elektrik vermiyor muyum? Vermiyorsun hayır. Bir dakika ben elektrik vermiyorum. Annem babam herkes bilir ben elektrik vermiyor muyum? Hayır bir dakika vereyim. 12 volt. Davetliler falan filan duymasın. Duştum Esma. Bak şimdiden üzmeye başladı kızı gördün mü? Ben söylemiştim. Şuursuz demek. Yuh ama. Çok sempatik söyledim ama. Allah bilir giderim ya. Evet. Bu yaşa kadar sizle evlenmek isteyen olmadı. Evlenmek için yanıp tutuşuyordunuz. Biz azdık üremek istiyoruz. Evlilik yolunun yolcusuyuz dediniz ve bize başvurdunuz. Bunlar nasıl sözler Beyoğuz? Bilmiyorum vallahi herhalde. Adamın tarzı böyle. Kendi aranızda konuşmayın. Tabii şey. Evet. Biz de evlenmelerinde bir mani olmadığına... Hayır. Bir mani var. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Beyoğuz, ne oluyor burada şu an? Ben anlamadım mevzu. Anne! Canım yok bir şey. Anne düzde ne oluyor burada? Yok bir şey bebeğim herhalde. Arif abi herhalde şaka yapıyor ya. Şaka yapıyor olması lazım yani. Arif senin yaptığın da iş değil ya. Ya gençlerin mutluluğunu niye engelliyorsun kardeşim ya? Allah Allah. Yani birbirlerini sevmişler şimdi. Çıkıyorsun nikah memuru durdur nikah falan.
Zaten benim nikah masasına özenip de yazdığın şarkıyla şimdi nikahı kesmeye çalışıyorsun. Bu nikah engellenecekse ancak benim şarkım da engellenir. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa eski bir tanıdık dersin sevgilim. Büşra, Ümit abi ne diyor? Bu adam kim? Liseden arkadaş. Liseden arkadaşım. Yani eski erkek arkadaşım. Ay yok yok, erkek arkadaş falan değil. Biz takılmıştık bir dönem. Takılmak ne ya? Takılmak ne ya? Ne diyorsun sen Beyaz ya? Takımın anlamını herkes biliyor. Annem bile biliyor değil mi anne? Takıldığın yere bağlı. Takıldık yani. Değil mi Ümit abi? Yani. Ayrıca sen bana ne demek istiyorsun? Akrabalarıma, herkese rezil bir oldum. Bana bak. Utanmıyor musun sen bu kızı üzmeye, nikah bozmaya? Ya Cengiz abi. Gel bakalım, gel. Gel benim. Aa Özgür, ne haber? Anneler ne yapıyor? İyi. Bu nikah, nikah memuruyla, nikah masasıyla bozulmaz. Bu nikahı benim şarkımla bozarım. Al sana gelinin 5 ay önceki sevgilisi. Yakınlaşmışlar, öpüşmüşler. İyi, yalnız yakınlaşma yok Cengiz abi, öpüşme var sadece. Gelin olmuş gidiyorsun, bana veda ediyorsun. Sakın ağlama diyorsun, ağlamamak elde değil. Yuh Büşra ya. Vallahi yuh ya. Beyazıt'ım aşkım, gerçekten durum bildiğim gibi değil. Biz sadece öpüştük. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Nasıl insanlarsınız? Valla Beyazcığım kusura bakma. Bizim huyumuz bu. Yani üçümüz de nikah gördük mü bozmadan duramıyoruz. İnadına kıyıyorum lan. İnadına kıyıyorum. Kıy aşkım. Seviyorum. Geçmişin benim için hiç önemli değil. Benim için. İnadına bu, ben bu nikah. Beyaz. Tamam mı aşkım? Aşkım. Aşkım benim. Kokunu özledim. Ben. Anne. Ayten teyze toplanın gidiyoruz. Sonra görüşürüz bir 5-6 yıl sonra. Geline bak. Beyazcığım, en pis aşk acılarını benim şarkılarım çektirir. Adamın kıçında ayı bağırır valla. Ya Beyaz, eski sevgili aşk acısına yani şarkı arıyorsan doğru adres. Direkt ben. Aşkımız bir yalanmış ayrılıkla. Ya yeter ya, vallahi yeter. Bıktım ya, bu neymiş ya? Çak! Şunu bravo. Da yapmadık demeyiz. Evet ya. Yani şunu da yapmadık. Bu vallahi da bir bana nasip oldu. Çok mutluyum. Vallahi. Teşekkür ediyorum. Çok Beyazıt'cım. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bir büyük alkış daha alalım onlara. Bravo. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,